Allahu Allah min Şeytan Rjeem Bismillahi r <laughs> Rabbil Alemin. Salatü Vesselam ve Rasulüna Muhammed ve Ala Alihi ve sahbihi Ejman ve Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün tövbe meselesini konuşacağız inşallah. Tövbe nedir ve nasıl olmalıdır? Tövbe tabi kelime anlamı olarak dönmek, pişman olmak, yaptığı hatanın farkına varmak gibi anlamlara geliyor. En net lugat anlamı olarak söylersek pişmanlıktan dolayı keskin bir dönüş yapmak ve yönelmek anlamlarına geliyor. <laughs> Tabi tövbe meselesi Kur'an-ı Kerim'de çok önemli ve çok geçiyor. Bizim yeis diye bir dersimiz vardı. Manevi hastalıklar dersleri içerisinde. Orada da bunu konuşmuştuk. O yüzden çok tekrar etmeyeceğim. Yani şeytan insanları ümitsizliğe atma adına tövbe kapısının kapalı olduğu e, halüsinasyonunu onlara gösteriyor ve böyle bir hayal içerisine onları sokuyor. E, i̇nsanlar da burada e, yani ben işte yandım, bittim, artık benden adam olmaz, ben zaten bugüne kadar bu kadar iş yaptım, bundan sonra affedileceğim de yok tarzında işte bu günahlarla bu yüzlemi Rabbimin huzuruna çıkacağım ya da işte beni Allah cennetine ya da huzuruna kabul edecek. Bu tarz vesveselerle e, günahkar olanlara ki herkes günahkar aslında, bu tövbe yolunu kapattırıyor ve onları yeyes'e sürüklüyor. O videoda onun biraz daha detayı var. Yani hulasa olarak hangi günahı işlersek işleyelim sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak tövbe kapısının bizim için sürekli açık olduğunu ve tövbe edersek ki Cuma'da her Cuma o hadis-i şerif okunuyor. Günahlarımızın affolunacağını, samimi bir tövbeyle affolunacağını söylüyor. Yani her halükarda ne olursa olsun daima tövbe üzerine bulunmamız gerekiyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de bizim günahlarımızdan büyük olduğuna göre elbette ki bizi affedecek ve vaad etmiş affedecektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyip rahmetine, rahmetini ümit edip mağfiretini bağışlamasını ümit etmemiz her daim lazım. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de mesela e, tövbe ve istiğfar adına 37 tane ayet var sevgili kardeşlerim. Yani bizi bunlara teşvik hususunda günahlarımızın ki yani biz günah işliyoruz insanız yani. Bu tabi hani günah işleyeceğiz anlamına gelmiyor ama yani yeri geliyor işte bir şekilde o günah işlenebiliyor. bu noktada 37 ayette tövbe ve istiğfara bizi Kur'an-ı Kerim çağırıyor, sevk ediyor. Yine 31 ayette e, tövbe edenlerin Allah tarafından kabul edileceği ve tövbe eden, edenlerin edenlerin tövbelerinin makbul olacağı bize e, anlatılıp ifade ediliyor. Yine e, Bakara Suresi'nin 222. ayetinde tövbe edenleri e, Cenab-ı Hak seveceğini. اِنَّ Allahi يُحِبُّ tewabin ve yuhibbul Tövbe edip temizlenenleri Allahu Teala seveceğini Bakara 222'de beyan ediyor. Bu da demek oluyor ki tövbe edeni seviyor. Yani günah işlemiş olsa dahi e, tövbe etmiş olması Allah'ın onu sevmesine vesile oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de aslında baktığımızda gerek sahabelerle ilgili gerek diğer kıssalarda sevgili kardeşlerim bize e, oradaki iyilikler, güzellikler e, efendim anlatıldığı gibi e, neredeyse sahabeyle alakalı inen ayet kelimelerde kerimelerde sahabenin hemen hemen 2 bölü 3'ü yani ayetlerin 2 bölü 3'ünde diyebileceğimiz bir oranda sahabenin iyilikleri, güzellikleri, İslamiyet'i temsil rolü anlatılırken 1 bölü 3'ünde de ve diğer kıssalarda da hemen hemen bu oran var. Onların hataları da anlatılmış ki yani hata yapmayan bir yaratık değil insan yapabilir. Önemli olan hatasından ders alıp pişman olması ve tövbe etmesidir. Bu açıdan sahabeler içinde dahi bu noktada bize örnek olacak şeyler vardır ve biz de onların tövbesi gibi tövbe etmekle Tabi sahabelerin tövbesi gerçekten bir, bir başkaydı. Ee, onlar gibi tövbe etmekle mükellefiz. Şimdi o sahabe tövbesiyle alakalı bir yer okuyacağız inşallah beraber sizle. Şimdi Nisa suresinin 17. ve 18. ayetinde de yine bu tövbeyle alakalı önemli bir husus var. Bunu beraber inşallah e, edelim. Ondan sonra da Tahrim suresindeki tövbeyi nasuh ayeti kerimesine beraber sevgili kardeşlerim bakacağız. Yani bu tövbeyi önceleme sebep olan şey, bunun üstünde durmama sebep olan şey. Yani bir şekilde yani insan düşüyor ve günah işliyor. Hakikaten bakıyorsun ki yani etrafındaki insanlar da kendilerine şeytanın ve nefsin verdiği telkini yanındaki ve başka insanlara da söyleyebiliyor. Ve işte sen artık bunu bunu yaptın. Sen iflah olmazsın, sen adam olmazsın işe yaramaz bir iş yaptın Allah seni kabul etmez şeklinde işte biz de biliyoruz seni sen de bizi biliyorsun artık hoca ayaklarına yatma işte uçacaksın gibi tabirlerle tövbe yolunu kapatmaya çalışıyorlar. Tabi onlara acımak şefkat etmek lazım bilmiyorlar. Bu noktadan tövbe kapısının sürekli açık olduğunu ve tövbe edenlerin yeri geldiğinde tövbe etmeyenlere yani belki o günahı işlemeyip tövbe etmeyenlere göre daha yüksek mertebelere bile ulaşabileceğini bilelim sevgili kardeşlerim. Evet burada Nisa suresi 17. ve 18. ayet-i Allah katında makbul olan tövbe ancak o kimselerin tövbesidir ki tabii ki makbul bir tövbe var. Yani her ibadetin makbulu var. Tövbe de bir ibadet ve onun da elbette ki makbul olanı var. Allah katında makbul olan tövbe ancak o kimselerin tövbesidir ki bilmeyerek günah işlerler yani bilmeden bir şekilde kazaen işte bir şekilde iradelerini hükmedemeden hissiyatının aklına galip gelmesiyle bir şekilde bir günah işler. O kimselerin tövbesidir ki makbul tövbe. Bilmeden, bilmeyerek günah işlerler. Sonra da çok geçmeden hemen tövbe ederler. Yani burası önemli. Demek ki çok geçmeden hemen tövbe etmek o tövbenin makbul oluşunu sağlıyor. Yani bilmeyerek kazayen işlemek ya da işte bir şekilde iradesine mutlak noktada hakim olamadan işte göz kayması, dil sürçmesi şeklinde bir günah işleyip hemen bir an önce çok geçmeden onun üzerine hemen tövbe etmek. Tövbenin makbuliyetine işaret sevgili kardeşlerim. İşte onlar var ya Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah hakkıyla bilen ve hakkıyla her işe hikmetli olandır. Yoksa makbul bir tövbe o günahları işleyip de Nihayet onlardan birine ölüm gelince şüphesiz ki ben şimdi tövbe ettim diyenler için değildir. Yani var ya bu tarz kişiler bunları uyaralım yani acıyalım onlara şefkat edelim. Ya işte daha çok var canım 50'de başlarız namaza işte bir de 60'da daha gittim mi tertemiz oluruz. işte cuk diye ölür hemen kabirde cennete ahirette cennete gideriz. Bunlar tabi yanlış yorumlar ve nefise şeytanın karıştığı cümleler sevgili kardeşlerim. Yani yoksa günahları işleyip işleyip hiçbir şekilde pişmanlık duymayıp ölümde gelince ya da işte ihtiyarlanınca 70-80'e gelince artık şimdi ben tövbe ettim diyenler için e tabi gene tövbesi kabul olur mu? Olabilir. O ayrı mesele ama makbul olmaz. Şüphesiz ki ben şimdi tövbe ettim diyenler için değildir. Kendileri kafir kimsel olarak ölenler için de değildir işte onlar yok mu? Kendileri için pek elemli bir azap vardır. Yani bu noktada e, tövbeyi bir an önce yapmak lazım. Geciktirmemek lazım sevgili kardeşlerim. Burada yine bunun tefsirine dair e, Nisa 17 ve 18'in Ey insan senin elinde gayet zayıf fakat seyyatta kötülükte ve tahribatta yani bozmakta eli gayet uzun ve hasenatta iyilikte eli gayet kısa cüz-i namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı o iradenin bir eline duayı ver ki çünkü neden hani iradesine olur da hakim olamaz. O iradenin hemen günah sonrasında da bu geçerli. O iradenin bir eline duayı ver ki silsile-i hasenatın hani iyilikler silsilesinin bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Bir çiçeği olan saadete ebediyeye ebedi saadete eli uzansın. Diğer eline de istiğfarı ver ki onun eli seyyattan kısalsın ve o şecere-i melunenin yani günahlardan o eli kısa tut, kısasın, iktidarsız olsun günahlar cihetinde ve o şecere-i melunenin lanetlenmiş ağacın bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. Evet bu çok önemli. Demek ki özellikle günahlara girmemek adına ya da günahlara girdikten sonra tövbe adına sevgili kardeşlerim ne yapmamız gerekiyor? İrademizi kavi tutmamız onun bir eline duayı vermemiz gerekir ki hasenatımız bu noktada çoğalsın. Diğer eline de tövbe ve istifarı vermemiz gerekir ki yeri geldiğinde düştüğümüz günahlardan bir an önce temizlenip çıkara, çıkabilelim. Bu şekilde cüz ihtiyarımızın bir eline verdiğimiz duayla cennete yanaşabilelim. Diğer eline verdiğimiz istiğfar ve tövbe ile de cehennemden uzaklaşıp o zakkum cehennemine girmeyelim. Demek dua ve tevekkül yani dua etmek ve tevekkül etmek meylanı hayra, hayır meyline büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meylanı şerri, şer meylini keser, tecavüzatını kırar. Tekrar ediyorum. Demek dua ve tevekkül. Dua etmek ve tevekkül etmek. Hayra olan meyli büyük bir güçle kuvvetlendirdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meylanı şerri, şerri olan meyli kırar ve onun tecavüzatını sevgili kardeşlerim ne yapar? Engeller ona set çeker, onu kırar. Evet bir de tabi Tahrim suresinin Tövbe-i Nasuh'un geçtiği Tahrim suresinde 8. ayette ibareler var. Hemen onu da okuyup inşallah bu tövbe ile alakalı bahsi çok uzatmadan sonlandırmayı düşünüyoruz. Bunu tabi birkaç kitaptan okuyacağım. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخل لكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يغسل الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا يتمم نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير يعني برضه أزلك شو يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا kısmı yani tövbeyi nasuh ile tövbe edin. Yani bu makbul tövbe ve nasuh tövbesi günahları silen yok eden tövbe nasıl olması lazım bunu konuşalım. Ey iman edenler samimi bir tövbe olan tövbeyi nasuh ile Allah'a tövbe edin. Bunu konuşacağız şimdi. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve Allah peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah'ın nuru önlerinde ve sağlarında koşar. Pardon onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz nurumuzu bize tamamla ve bizim mağfiret eyle. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetenizin derle. Şimdi burada şöyle bir rivayet var. Tefsiri Radide cilt 14 169. sayfada zikredilen. Nedir o? Bir bedevi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine girdi. Yani gerçek bir tövbe nasıl olması gerekiyor? Zaten kul hakkı varsa o günahta öncelikle kul hakkının yapılması gerekiyor. Yani helal helallik alınması gerekiyor. İşte gıybet varsa yine kul hakkına netice olacak. Yani malla alakalı bir durum varsa. Yani bu şekilde bir, bir detaylar var. Biz tabi hepsini konuşmayacağız. Bir bedevi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescidine girdi ve Allah'ım ben senden affımı istiyor ve sana tövbe edip sığınıyorum dedi. Ve tekbir aldı. Namazını bitirince duasını işitmiş olan Hazreti Ali radıyallahu anh ona hitaben. Yani ona yönelik olarak şöyle söyledi. Ey adam dilinin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Allah Allah ya bu bizim yaptığımız tövbe hep aslında. Senden affımı diliyorum, sana tövbe ediyorum, sana sığınıyorum deyip bir getirip namaza başlamış. Ve Hazreti Ali bu adamın bu tövbesine adamı tanıyor tabi Hazreti Ali demek ki. Ee, yani bu yalancıların tövbesidir diyor Allah muhafaza. Yani demek ki tövbelerimizi düzeltmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Ey adam dilinin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Senin tövben bile ayrıca bir tövbeye muhtaç dedi Hazreti Ali ona. Adam da ve ey müminlerin emiri. Peki tövbe nedir ve nasıl yapılır? İşte bizim başlığımız da bu olacak. Tövbe nedir ve nasıl yapılır diye sordu. Hazreti Ali peygamber Aleyhisselatü vesselamın halifesi emiril müminin ona dedi ki şu altı şey ile bir geçmiş günahlara pişman olmak. Yani derin bir pişmanlık ve teessür ile geçmiş günahlarına bu pişmanlık noktasını e, ortaya koyarak geçmiş günahlarına pişman olarak bu meseleyi ne yapmak? Geçmişe götürüp geçmişte yaşadığı o günahlardan pişmanlığını ortaya koymak lisanı hal veya lisanı kalle, dil lisanıyla veya vücut diliyle günahlardan gerçekten samimi bir pişmanlık duyduğunu ortaya koymak bir. İkincisi Yapılmayan farzları kaza etmek, yani varsa kazaları on, onları yerine getirmek, yapmadıklarını. Haksız yere alınan şeyleri iade etmek, 3. Haksız yere alınan şeyleri iade etmek, kul alakalı biraz. Nefsi, 4. Allah'a isyan hususunda terbiye ettiği gibi itaatte de eritmek. Yani nasıl ki Allah'a isyan hususunda nefsini şımartıp e, terbiye ettiği gibi itaatte de bunu yapmak mümkündür. E, ve nefse günah lezzetini tattırdığın gibi itaatin de acılarını tattırmak ve her gülüşe bedel, o günahlardaki her zevke gülüşe bedel ağlamak şeklinde gerçekten samimi bir tövbe yapmasını o adama Hazreti Ali radıyallahu anh telkin etmiş. Yani evet, demek ki yani tövbenin bu noktadaki e, şeyleri önemli. Yani tamam tövbe ettim Allah'ım beni affet demeyle sadece bu iş bitmiyor. E, tövbeyi e, her yönüyle tam olarak yerine getirmesi ve yapabilmesi lazım sevgili kardeşlerim. Bu da önemli. Yani kul hakkı var, istediği kadar tövbe etsin. Ne olmaz onun o kurtarmaz. Her e, günahın tövbesi kendi cinsindendir. Ona göre bir tövbe etmesi gerekiyor. Evet, burada da mesela nasuh kelimesiyle alakalı yine şöyle söylemiş. İşte ey iman etmiş olan kimseler Allah'a nasuh bir tövbele tövbe edin. Ola ki Rabbinizi kötü işlerinizi Ola ki Rabbiniz kötü işlerinizi sizden tamamen siler ve sizi affeder. Nasuh kelimesi mübalağa vezinlerindendir ki aslında tövbe edenlerin vasfı iken mecazi bir isnatla tövbenin sıfatı olarak kullanılmış. Buna göre mana şöyle oluyor. Tövbe etmek isteyenlerin kendi nefislerine tövbe ile nasihat ederek onu hakkıyla yerine getirmeleridir. Gerçi günahlar sebebiyle kişinin dini hayatında açtığı yırtıkları yamayan bir tövbe halis bir tövbe olur. Yani böyle olursa günahlar sebebiyle kişinin dini hayatında, ubudiyet elbisesinde açtığı yırtıkları yamayan bir tövbe olursa o zaman halis bir tövbe olmuş olur. Sahibinde eseri belli olduğu için diğer insanlara da örnek olacak nitelikte nasihatkar bir tövbe gibi e, 20 küsur farklı mana verilmiştir. Yani bu şekilde tabi e, hakiki bir tövbeyi e, gerçekleştirmek gerekiyor. Tövbe hususunda kendi nefsimize ve mümin kardeşlerimize hani bu noktada nasihat e, vermemiz de elbette önemli. Yani kendimizin de mesela düştüğü bir hata ve günah noktasında bu husus cihetinde başkalarına da hani düşmemek adına yaptığımız nasihatler onlar da yine aslında o tövbenin içeriğine dahil edilen şeylerden olabilir sevgili kardeşlerim. Ne samimi bir tövbe diye tercüme edilen tövbe-i nasuh için birçok yorum yapılmıştır. Bunların ortak noktası şudur ki nasuh nus kökündendir. Buna göre tövbe-i nasuh tövbe edenin kendi nefsine nasihat dinletebilmesi, günahlarına son derece üzülmesi ve artık onlara dönmemeye karar vermesi şeklinde edilen tövbedir. Evet sevgili kardeşlerim tabi birkaç kitaptan daha okuyabiliriz. E, bu tahrim suresinin özellikle 8. ayet-i kerimesini kardeşlerim e, muhtelif tefsirlerden okuyabilirler. E, bu kadarla ittifa edelim. İnşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke ente alim hakim ve davana elhamdülillahi rabbil alemin.